Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere mübarek vücutlarını vazgeçilmez değerlerimizle, bayrağımızla, vatanımızla, namusumuzla, sancağımızla mermiler, şarapneller arasına sokan ve kendisini siper eden bütün gazilerimize sonsuz bir saygı ve şerefle. Siz asker misiniz amca? Bir zamanlar askerdim evladım. Bu ne amca? Ben gaziyim evladım. Gazi ne demek amca? Gazi... Gazi her şart ve koşulda önce vatan diyendir. Bir kolumu verdim, diğer kolumdan feda olsun vatanım. Gazi serden ve yardan vatan, millet, Allah aşkına vazgeçen insandır. Gaziler şanlı tarihimizin abideleridir. Gazi savaşa düğün hevesiyle koşan demektir. Keşke ayağımda protez olmasaydı da yine koşabilseydim. Gazi şeref ve haysiyet için ölüme gülüp geçendir. Gazi elinden, kolundan, gözünden, bacağından vatan için vazgeçebilendir. Gazi Atatürk Türkiye'sinin imzası ve mührüdür. Gazi aynı bayrakta bir damla kan olmak isteyendir. Gazi milletin aydın geleceği için kendi aydınlığından vazgeçebilendir. Gazi gazilikle gurur duyan ama şehit olamadığına da yanan kişidir. Senin bu güzel yüzün hep tebessüm edebilsin diye evladım, annen sana hep sarılabilsin diye kendi annesine sarılamayandır Gazi. Büyüyünce ben de Gazi olacağım. Öyle deme oğlum, öyle deme. İnşallah hiç gerek kalmaz buna. Vatan için ölmek de var ama sağlıcakla yaşamak da senin vazifen. Hizmet bekler vatan senden. Gayret bekler, emek bekler. Sen gazi olma diye gazi olduk bizler. Sen hep gülümse kuzum. Öyle deme oğlum, öyle deme. Ellerim var ne güzel. Tut işte annenin ellerini. Gözlerin var ne güzel. Umutla bak yarınlara. Ayakların varken oğlum, yürü yürüyebildiğin kadar. Koş gönlünce, oyunlar oyna. Öyle deme oğlum, öyle deme. Elbet birileri düşecek bayrak için. Elbet birileri önden gidecek. Boynuna borç olduğunda bu, zaten sende zerre bile düşünme. Ama sen yine de öyle deme oğlum, öyle deme. Her şeyden önce vatan de. Vatan nedir? Vatan, atamızın, dedemizin, babamızın gömüldüğü yerdir. Ve bizim de onların yanına gömülmeyi arzuladığımız yer. Vatan biraz gazi, biraz şehittir. Kıymetini bilene cennetten köşedir vatan. Ey bu yurdu bize vatan eyleyen kahramanlar! En küçük bir menfaat beklemeden kendisine aşık olduğunuz bu şanlı vatan, bağrından feyz aldığınız bu aziz millet ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri sizlere daima minnettardır. Balıkesir ili Gönen ilçesi Sarıköy'de Hasan Bey ve Nimet Hanım'ın evladı olarak dünyaya geldi. Tez zamanda büyüdü. Önce ailesinin yanında, sonra İstanbul'da çalışmaya başladı. Tertemiz giyinirdi. Herkes tarafından
çok sevilirdi. Çünkü çok saygındı, çalışkandı. Üzerindeki kıyafeti çıkarıp da bir yoksula verecek kadar da yardımsever bir delikanlıydı. Askerlik çağa geldi. Isparta Dağ Komando Okulu ve sonra da İndirme Tugayı. En sonunda da Kıbrıs'taydı artık. Kız kardeşi Öznur Hanım anlatıyor. Abim üzerime titrerdi. Ben mahsustan rahatsız oluyormuş gibi yapardım. Oysa ki bundan çok mutlu olurdum. Hoşuma giderdi. Bir sinemaya gitsek, çarşıya çıksak hemen beni korur kollardı. Onun beni muhafaza etmesi, kollaması çok hoşuma giderdi. Çok merhametliydi. Cebindeki parayı bile garibanlarla paylaşır, yaşlıların odunlarını keser, herkesin hayır duasını alırdı. Komando olmaktan gurur duyuyordu. Komando olmak öyle her kişinin harcı değil, kolay bir şey değildir ha diye ikide bir söyleniyordu. Kardeşi Hüseyin Bey de ağabeyinden bahsederken gözleri doluyor. Şehadet haberi geldiğinde bütün Sarıköy halkı gözyaşı döktü. Sanki abimi kıskandım. Onunla gurur duydum. Helal olsun abime dedim. Direktepe bölgesindeydiler. Çıkarmanın ikinci günüydü. Bir kurt gibi atılıyordu Hasan. Göğsünün sağ tarafından giren ve kalbine saplanan bir şarapnel parçası ancak durdurabildi onu. Dizlerinin bağı ancak çözülebildi. Cancı'ya bir arkadaşı vardı. Adı Gaffar. Git ailemi bul dedi. Onlara hepsini çok sevdiğimi söyle. Haklarını helal etsinler bana. Savaştan sonra Gaffar arkadaşına verdiği sözü tuttu. Gitti, aileyi buldu ve sanki kendi oğulları Hasan'mış gibi onların elini öptü, helallik aldı. Bu gururu, bu onuru bize yaşattıkları için tüm görevli komutanlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Düzce ili Akçakoca ilçesi Koçar köyünde Hasan Bey ve Gülizar Hanım'ın evladı olarak dünyaya geldi. Büyüdü, delikanlı oldu. Son derece efendi ve gayretli, zeki, çalışkan, sporcu bir yapısı olan gençti. Bir de hayali vardı onun, asker olmak. Çocukluktan beri komutan olmaktı onun yegane hayali. Çankırı Assubay Hazırlama Okulu'nda okudu. Sınıf okulu içinde İzmir'e gitti. İlk görev yeri Hatay'dı. Daha mesleğin en başındaydı. Kıbrıs barış harekatı gelince düşünmedi bile. İmdat bekleyen soydaşlarının hemen yardımına koşan ilk kahramanlarımız arasında adını yazdırdı. Ozanköy ve Çatalköy civarındaydılar. Düşmanla sıcak temas kuruldu. Silah seslerini duyan Bahadır hemen koştu. Baktı ki zor durumda Mehmetçiklerimiz. Sağdan soldan düşman ateş altına almış Mehmetçiklerimizi. Makinalı süpeyin doğrulttu. Birinci şarjörünün tamamını bitirdi. Sıra ikinci şarjördeydi. Taktı şarjörü. Ve o anda fark ettiler Bahadır'ı. Bütün ateşi düşman onun üzerine doğru yöneltti. Kendisini bir zeytin ağacının arkasına attı atmasına ama ne yazık ki vurulmuştu. Aziz ruhunu teslim ederken dudaklarının arasından bir cümle süzülüverdi. Vatan sağ olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşacak. Saygıdeğer misafirler, bazen uzun uzun konuşursunuz saatlerce. Bazen de gözünüzden bir tek yaş süzülür, o konuştuğunuz saatlerce lafın, cümlenin yerini kat kat tutar. İşte ağabeyimiz, Ahmet ağabeyimizin gözyaşındaki süzülen her tane gibi. Alkışlar mıyız lütfen kendisine? Bir farkındalık yarattı program. Bunu hazırlayanlara, özellikle emeğe geçen herkese, gerek okulum adına,
gerek okul idarem ve gerekse öğrenci ve öğretmen arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Şehitlerimizin, efendime söyleyeyim, gerçek anlamda yad edilmesi konusunda burada bizi duygulandıracak, bizi hislendirecek ve onları gerçek anlamda hatırlayacak her türlü güzelliği gördüm. Sıradan değildi. Çok beğendim. Daha sonraki programlara da geleceğiz inşallah. Bütün şehitlerimiz için 2-3 ayet okuduk. Akabinde de dua ettik. Rabbim ruhlarını şad etsin. Gazilerimize de acil şifalar versin. Gazi ve şehit yakınlarımıza da Rabbim sabırlar versin. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Devletimiz, milletimiz, ordumuz, yurdumuz birlik beraberlik içerisinde inşallah ilelebet faydar olsun diyorum.